Arkadaşlar, sonbahar ve kaz ayağı dediğimiz diğer bir ismiyle deli maydanoz, yine bilimsel ismi Oenanthe pimpinolaides bitkisi çıkmaya başladı. Topluyoruz ve bunun yemeğini yaparak tüketeceğiz. Çok lezzetli bir bitki. Hemen bakın arkadaşlar, benzer birçok bitki var. Size hemen yaprak özellikleriyle tanıtalım. Maydanoza benzer karşılıklı dizilmiş yaprakları var ve en üstte yine yaprakla biten kısmı bu şekilde tanıyabiliriz. Yazın tohum bağlıyor. İlkbaharda beyaz renkli çiçekler açıyor gördüğünüz alanda. Ve sonbaharda da tekrar tohumlar yeşeriyor. Körpe oldukça lezzetli yapraklarını oluşturuyor. İşte sonbaharda kaz ayağı veya deli maydanoz dediğimiz bitkinin bu taze körpe yapraklarını toplayıp kullanabilirsiniz. İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir miktar sonbaharda bu bitkinin yapraklarını topladık. Oldukça lezzetli. Bunun en çok Karadeniz bölgesinde börek içi olarak kullanıldığı, yani bu haşlanıyor, belirli baharatlarla harmanlandıktan sonra börek içinde kullanılıyor. Müthiş bir böreği oluyor, kaz ayağı böreği. Yine arkadaşlar, biz denedik, bitkinin yapraklarını doğrayıp normal ot yemeği yapar gibi suda hafif haşlayıp yine yağda kavurup aynı zamanda üzerine yumurta kırılabilir, yoğurtlu meze şeklinde tüketilebilen bitki. Sonbaharda çıktı kaz ayağı bitkisi. Toplayıp bunu kullanabiliriz. Bitkinin kurutulan yapraklarından da yine her zamanki gibi birçok yabani otta olduğu gibi şifalı çayı yapılabilir. Bu bitkinin özellikle bağırsak sistemine karşı çay içildiğinde etkili oluyor. Yine bağırsaktaki solucan ve tenyaları yok ediyor. Mide sağlığını koruyor. Genel bir şifalı etkisi var. Bütün yabani faydalı otlarda olduğu gibi. Ama bu yenilebilir bir bitki. Kaz ayağı otu. Yemeği yapılarak salatası, aynı zamanda mezesi yapılarak tüketilebilen bir bitki. Sonbaharda alanda, arazide çokça yeni körpe yapraklarıyla görülmeye başladı. Fırsatı değerlendirip toplamanızı tavsiye ediyoruz. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.